İzmir Kitap Fuarı'nın son günündeyiz. Siz okuyucularınızla bugün buluşuyorsunuz. Atmosferi nasıl buldunuz? Önce oradan başlamak isterim. İzmir Kitap Fuarı Türkiye'nin iyi ve güzel kitap fuarlarından bir tanesi. Benim cezaevinden çıktığı ilk geldiğim kitap fuarıydı. İlk imdat iflas çıktığı için. Bugün de 6 saattir havalanında bekliyoruz İstanbul'dan buraya gelmeyi. Neredeyse dönmek üzereydik ama dediler ki fuar çok yoğun. Buraya şeyleri izleyicilerimizi, okuyucularımızı kırmayalım. Yeni geldik. İzmir Kitap Fuarı hakikaten güzel. İzmirlilerin kitabı olan sevgisi, kitabı olan bağlılıkları diğer illerden daha üstün bir bağlılıklar, daha üstün bir ilgi ve alaka var. Bu açıdan burasını her açıdan tanzim edenler, tertipleyenler, katılanlar açısından kutlamak lazım diye düşünüyorum. Bu sene kitap fuarı yerel seçimlerin hemen arkasından gerçekleşti ve bu yerel seçimler özellikle İstanbul özelinde çok fazla manipülatif bilgilerle ortaya çıktı. Yani şunu demek istiyorum. Seçimlerin tekrarlanması söz konusu. Bunda Fethullahçı terör örgütünün payı olduğu söyleniyor iktidar tarafından. Bu dillendiriliyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu söylemleri? Sizce devlet kadrolarından Fethullahçılar temizlendi mi? İktidarın iddia ettiği gibi. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani birincisi seçimlerin iptal edileceğini hiç tahmin etmem. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü seçimlerle ilgili mevzuat çok nettir. Hangi hallerde nasıl karar verileceği bellidir. Bu da seçim kurulu gibi hakimler karar verir. Yani öyle laflar söyleniyor ediliyor ama böyle bir kararın çıkma ihtimal vermiyorum. Ama şunu da uzaktan görüyorum. Bazılarını böyle arka planda sanki böyle bir örgüt, böyle bir grup, bir suç örgütü bu işi etkilemeye çalışmış gibi bir hava yaratarak bir özel bahane yaratmaya çalışıyor ama bu inandırıcı ve ciddi değil. Böyle bir şey olamaz. Bu Türk milletine yapılmış en büyük kötülük olur. Seçimleri kabul etmek lazımdır. Yani bir oyda fazla aldığınız zaman kaybedeceksiniz demek. Bu kaybetmek sayılmaz aslında. Nöbet ve görev değişimidir. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Böyle bir seçim Türk halkının çok hayrınadır. Çünkü tamamını tek parti olduğu zaman devletin kaynakları, belediye kaynakları oğurlukla partilere aktarılıyor ve taraflara kullanılıyor. Halbuki böyle dengenin kurulduğu, başkanın başka partiye, meclisin başka parti olduğu, birçok parti olduğu ortamlarda o kaynaklar daha iyi kullanılır. Herkes birbirini denetler, herkes birbirini kontrol eder ve burada bu Türk halkı çok hayırlı bir şey olur. Zaten demokrasinin manası da budur. Kurumların ve kurulların birbirini denetleyerek, birbirini kontrol ederek görev yapmasıdır. Tek düze olduğu zaman bu demokrasi olmaz. Şu ana kadar pratikte bunu gördük. Tek parti hakimiyetin olduğu belediyelerde maalesef belediyenin imkanları, kaynaklar, ihaleler, araçlar, her şey parti hizmetlerinde kullanıyor. Buna belediye başkanları da mecliste gücü yetmez. Çünkü kendileri var eden bir siyaset var. Kendilerini atayan bir siyaset var. Çünkü bizde demokrasi var ama halen delegeler, adaylar maalesef seçimlerle gelmiyor. Yerel seçimler hemen hemen kalktı. Merkezi atamayı parti atamalarıyla görüyor. Ondan dolayı da partinin atadığı insanlar kendi partilerine karşı ayak diretemezler. Ama böyle bir ortam her halükarda çok iyi diye düşünüyorum. Ben İstanbul Belediye Seçimlerinin bu açıdan halk için, İstanbul için Türk demokrasi faydalı olacağını inancındayım. O seçimlere ihtilal olabilir. Hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü Türkiye'de halen yargı baskı altında olsa, yargı belli olan siyaset etkilemiş de olsa ben bir yüksek bir yargı oran diyebileceğim yüksek seçim kurulunun bu kadar taviz vereceği ihtimal vermiyorum. Ama mevcut iktidarın, mevcut siyasi partinin seçimi kaybettiği için, seçimde kazanamadığı için, beklemediği bir netice aldığı için burada bir bazı unsurlarının işte sonuna kadar hak aranabilir, itiraz edilebilir ama bunun da bir haddi hududu vardır. Bu çizginin aşılmaması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bu geleceğe yönelik çok büyük sıkıntılar verir. Halbuki böyle bir olay geçmiş seçimlerin de düzgün yapıldığı imajını yaratır. Geçmiş seçimlerin bir aslında hile iddialarının tersine bir ibra anlamına geçir. Yoksa öyle bir karar çıkarlarsa Türkiye'de bu demokrasi korkunç bir yara alır. Ben öyle bir karar vereceklerini tahmin etmiyorum. En de sonunda hukuk karar verecek, böyle bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Onu bir ihtimal vermiyorum yani. Siz cemaate dair hemen hemen kitap yazmışsınız. Yapıyla ilgili çok önemli mesafe alınmıştır. Böyle bir yapı bir anda yok edilemez ama biz bugün yapılan mücadele belli oranda eleştiriyoruz. Daha çok alt kesimlere, sıradan insanlara, oralara iyi niyetle takılmış veya birazcık onlarla iç içe girmiş insanlarla uğraşılıyor. Biz işte onlarla değil, üst yöneticilerle uğraşılması gerektiğindeyiz. Alttaki insanlar kazanılması gerektiğini, alttaki insanlar yanımıza çekilmesi gerektiğini inancıyız. Yoksa o cemaatin tabanında yüz binlere bulan insanlara tahakkata konu ettiğiniz zaman, hele bir de geçmişte yapılan bazı faaliyetlere tahakkata konu ettiğiniz zaman çok büyük haksızlıklar olur, çok büyük mağduriyetler olur ve mücadele ciddi katkı sunmaz. Ciddi katkı sunacaksak örgütün yönetici kadrosuna yönelmemiz lazım. O yönetici insanların bizzat hedef alınması lazım. Bir de suç işlemiş,
kumpaslara karışmış. Darbeye karışmış. İnsanlar hedef olmalı. Yoksa sıradan insanların bu olayın hedefi olmaması, o insanların mahkemelerle böyle bir uğraştırılmaması, bir mağduriyet yaratılmaması gerektiğini anlıyoruz. Peki Fethullahçı cemaatlerin yerine devlet kadrolarına şu an başka bir cemaatten başka bir cemaat mensuplarının tabii o kadar söylüyorum. Yani bir Fethullah Gülen cemaati kadar değil ama diğer cemaatlerin ve diğer grupların da bu devlet erkinden, devlet gücünden, devlet imkanı faydalanmaya çalıştığını duyuyoruz. Mevcut hükümetin de bazen onlardan atamalar yaptığı, onlara bile taviz verdiğini duyuyoruz ve onun emareler örneklerini görüyoruz. Halbuki devlet herkese eşit mesafede durmalıdır. Herkese kendi kanunları hesabı durmalıdır ve yönetimi kendisi karar vermelidir. Atamayı kendisi yapmalıdır. Kendisi dışında hiç kimseyi ortak edemez. Çünkü devletin temsilcileri kendiler ise başka bir güce bunu verdiğiniz zaman kim olursa olsun, daha önce yaşadığımız örnek var, onun kadar olmasa benzerini yaşarız. İkincisi halk bunu istemez. İkincisi bu sistem bütün sistemin özüne aykırıdır. Siz mevcut gücünüzü mevcut yasalarda alırsınız. O yasalar sizi yetkili kılar. Doğru veya nasıl uygularsınız ama sizin dışınızdan bir güce verirseniz bu gayrimeşru olur. Bu güç hukuk dışı olur. Bu yapılan bütün atamalarda sakat olur. Ben o konuda epey bir kamuoyunda rahatsızlık da var. Kamuoyunda bu konuda epey bir mutlaka olduğu örnekler var. Kötü örnekler var maalesef. Bunların bir an önce dönülmesi gerektiğini, mevcut iktidarın yaşadığı süreçten ders alarak tamamen objektif ve tarafsız temel ölçünün liyakat olması gerekir. Onu almadığı zaman her açıdan zararlı çıkacağımız kanaatindeyim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler.